Herkese yeniden merhaba, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün normalde yaptıklarımın, daha doğrusu kendimi rahat hissettiğim makyajların dışına çıkacağım. Ben mavi rengini pek sevmem. Yeşil de sevmem. Günlük hayatımı da sevmiyorum yani. Sadece makyaja özel bir sevgisizlik değil bu. O sebeple herhangi bir şekilde hayatıma dahil etmiyorum. Ama ve lakin bu sezon oldukça trend olan bir renk. O yüzden böyle değişik bir şeyler deneyeyim dedim. Böyle cut crease de yapmayayım artık yani. Cut crease de bütün renkler biliyorsunuz kullanılabiliyor. Onun dışında farklı bir şey yapmak istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Ben tenden başlayacağım. Özellikle bunu biraz anlatmak istiyorum. Nars'ın Natural Radiant Longwear Foundation'ın garip bir şey var. Yapısı ve bence duruşu var. O yüzden benim de normalde kullandıklarımın dışında olduğunu düşündüğüm için şu paletime koyuyorum. Fondöten'in kapatıcılığını şimdi göreceksiniz. Çok güzel bir kapatıcılığı var. Hani ortadan full'e yakın bence. Tabii ki her şeyi kapatmıyor. Ama ciltte güzel bir duruşu var. Blending mükemmel. Çok güzel dağılıyor. Zaten çok ince bir yapısı var. Ben her fondötenle karıştırıp kullanabildim bunu. Benim için önemli bir özellik açıkçası. Bir şeylerle karıştırıp kullanabilmek. Çünkü yoğunlukla karıştırıyorum ben. Biraz bronzlaşıyorsunuz, işte renginiz açılıyor ya da o gün daha açık renk kullanmak istiyorsunuz vesaire vesaire derken başka fondötenlerle uyumu oldukça önemli hale geliyor. Ancak çok kısa anlatacağım çünkü bence hani fondötende karar vermenizi sağlayacak birkaç tane net şey var. Duruşu çok güzel, ciltte kuruma yapmıyor, çabuk dağılıyor, pratik bir ürün, kapatıcılığı günlük hayat için oldukça iyi, yüksek yani. Günlük kullanabiliyorsanız ve kapatıcı bir ürün istiyorsanız kesinlikle kullanabilirsiniz ancak. Bunun kocaman büyük bir ancağı var. Yani gerçekten çok da anlamlandıramadığım, belki daha çok benim cildimin verdiği bir reaksiyon olabilir ama çok parlama yapıyor. Yani benim normalde cildim normaldir. T bölgem tabii ki biraz yağlanıyor ama bu tüm gün parlayabileceğim bir seviyeye asla gelmiyor. Yani Bobbi Brown'un serum fondöteni, ki bu bayağı nem veren bir fondötendir. Bobbi Brown'un serum fondöteni. O bile hani gün sonunda yağlı gözükmezken bu cildimde baya böyle parlak gözüküyor. Ve ablamda da aynı sorunu yaşadık. Ona da denedim. Onun cildi benden çok daha yağlı. Onda zaten bir iki saat içerisinde yağlanmaya başladı. Böyle bir parladı. Normalde bunun yağlı ciltler için olduğunu biliyorum. Zaten long wear bir ürün. Evet, fondöten yüzümde bütün gün duruyor. Hani long wear'larını sağlıyor. Ama karma ciltler için ve hani bu parlamayı önler mi? Hayır. Yani bu parlama için yapabileceğiniz hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Yani sadece benim cildim özel değil, genel olarak parlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu fondöteni ben kendi adıma kullanmayı seviyorum. Ama yağlı ciltliyseniz ya da karma ciltliyseniz, yağlama problemleri yaşıyorsanız direkt uzak durun dediğim bir fondöten. Touch Shape Tape'in light medium rengini biraz sürüyorum. Şuna da Bye Bye Undry White rengi geçeceğim. Ki aynı zamanda aydınlık da versin. Tek pudra uygulamadan önce krem kontür yapıyorum. Şimdi Lancome'un stick fondötenlerinden 05 başladı bunun adı. Bej rengini kullanacağım. Çok güzel dağılıyor bu fondötende. Hani bu ikisi, bu ürün için hani kötü hiçbir şey söyleyemem zaten. Bence çok güzel, çok başarılı bir ürün. Ama Nars ve Lancome'un stick fondötenleri gerçekten dağılma konusunda kendilerini aşmış durumdalar. Şöyle de küçük bir göstereyim hemen. Hemen dağılıyor. Yani krem ürünlerden eskisi kadar korkmamamız gerektiğini gösteren bir yapı. Uzatımı son kez şöyle bir blend ediyorum. Çünkü baking yapacağım. Tüm yüzümdeki fazlalıkları alalım. Bunun için RCMA pudrayı kullanacağım. Çünkü bol bol kullanmam gerektiği zaman stok problemi yaşamadığım bir ürün. Önce ince bir kat basta çek şeklinde geçiyorum. İki tarafa da yapıyorum onu. Daha sonra Allah ne verdiyse sürüyorum. Hmm.
böyle burun kenarıma kadar getiriyorum ben. Aynı zamanda burun kontürümü de aradan çıkarmış oluyorum bu sayede. Güzel oluyor. Süngerde kalanları tüm yüzüme geçeceğim. Eğer bunu yapmazsam sadece gözaltıma yapışıyor. Ve sonrasında uyguladığım her ürün parça parça gözükmeye başlıyor. O yüzden süngerimde kalan pudrayı hazır her şey ıslakken şöyle bir geçiyorum. Ben bir model üzerinden, yani bir örnek üzerinden aslında bu makyajı yapacağım. Şimdi buraya koyacağım. Onu gördükten sonra mavileri ve yeşilleri nasıl daha farklı kullanabilirim düşündüm. Ve ona göre bir şeyler yapmak istedim. Şey konusunda, renk kullanma konusunda kendimi çok yaratıcı bulmuyorum göz makyajlarında. O yüzden böyle örnekler üzerinden gitmek benim için çok daha iyi oluyor. O yüzden hani yaratıcı da istemeyiz, sürekli başkalarının renkli makyajını yapıyorsun derseniz haklısınız, yani diyecek bir şeyim yok. Şimdi Kiko'nun Jade Jungle serisinden 015 Storm isimli bronzer'ını geçeceğim. Ama ondan önce kaşımı yapmamışım, yani kaşımı yapıp geliyorum. Bu görünümde kaşlar çok doğal olacak ama yine de biraz dolgun göstermek çabası içerisinde olacağım. Yani böyle dolgun dolduralım bir. Ve yine eğer doğal ve kalkık kaşlar diyorsak Maybelline Brow Precise Fiber Filler ürününü kullanacağım. Bendeki Deep Brown rengi bayağı seviyorum ben bu ürünü. Kendi kıl tipim denizinde. Kaşları hallettiğimize göre Kiko'nun bronzerını kullanacağım. Bu Jelly Jungle serisinden Maxi bronzerlarından 015 Storm rengi. Oldukça güzel bir bronz tonu. Bunu genel bir gölge yaratmak için kullanacağım. Fırçam da büyükken şöyle baş yanından aşağısına ittiriyorum. İç tarafa biraz gölge veriyorum. Bu standart göz boyutlandırması olacak. Makyajın ana karakteri bu olacak. NYX'in Ultimate paletlerinden Bright olanı. Topları da gözükmüyordu dün baktım ama yine de bunun üzerinden gideceğiz. Şimdi üst taraflardan daha çok su yeşili kullanacağım. Daha sonra alt taraflarda yeşile ve mavileri geçeceğim. Önceliğimiz, gölgelerimiz su yeşili. O yüzden bu renkle başlıyorum. Bu tarz renklerin dağıtması çok zor oluyor. O yüzden yavaş yavaş başlamanızı tavsiye ederim. Yoksa yapışabiliyor. Küçük başta bir karışım fırçası alıyorum. Bu 4Beauty markasının Rossmann'la basılan bir fırçası. Şöyle ince. Aynı rengi bu sefer daha yoğun geçeceğim. Şöyle iç köşelere kadar getiriyorum. Şimdi yanında ışıltılı olmasına rağmen kullanacağım rengi geçeceğim. Fırçamı değiştirmeden yine bu mavi rengini alıyorum. Önce bir altlık hazırlıyorum. Çünkü biraz sonra ışıltılı renkler kullanacağım. Eğer onlar şeffaf ise aşağıdan ben ten rengimi görmek yerine mavi tonunu görmek istiyorum. O yüzden mavi tonunu aldım. Şöyle göz kapağıma uyguluyorum. Elimde iki farklı mavi tonu var. Bu MAC'in Hub Royal isimli ürünü, refill farı. Bu da Kiko'nun Jelly Jungle serisinden Hyper Royal Forest isimli paletindeki mavi. Şimdi makyajın özellikle şu kısmında çok güzel bir mavi tonu var. Ben öncelikle onu yakalamak istiyorum. Bu kısma birazcık ara vereceğim çünkü kilit noktası orası. İnce uçlu bir fırçamı alıyorum, kesik uçlu gibi. Önce bunu alt kepiklerime uygulayacağım. Şurayı dümdüz hale getiriyorum. Çünkü benim gözümde şurada gördüğünüz gibi içeri hafifçe bir kavis yapıyor. Eğer sizin göz kapağınız, yani göz şekliniz düzse daha kolay yapabilirsiniz. Ama benim gibi farklı göz şekline sahipseniz çizginizin düz olmasına dikkat edin. Şimdi burada fırçamın geçişini, yani
Rengin geçişini sağlamak için fırçamı değiştirmiyorum. Yeşil rengini alıyorum. Ve öncelikle buradan başlayarak tıratıyorum. Şimdi bir açık yeşile geldim. Bunu bu sefer daha farklı bir fırçada, yine küçük bir fırça ile dağıtacağım. Bu rengi hafifçe iç köşelere kadar getiriyorum. Şimdi alt tarafından az çok tatmin oldum. Üst tarafı önceden kullandığım su yeşiliyle birazcık daha yoğunlaştıracağım. Açık yeşil, fıstık yeşili olan fırçamla da dağıtıyorum burayı. Burada ışıltılı bir mavi tonu var. Hafif de mora kaçan bir ton. Şimdi ben bunun ışıltısını kullanmaya çalışıp alt kirpik dibini biraz daha mora benzetmeye başlayacağım. Eski fırçamı fix pass ile ıslatıyorum. Daha sonra uyguluyorum. Şimdi yine aynı fırçayla bu sefer ıslatıp mekin fırını alıyorum. Üst kirpik dibine eyeliner gibi uygulayacağım bunu. Biraz daha kontrast eklemek adına yine yeşil bulunan fırçamı kullanacağım. Çünkü tamamıyla sarılaştırmak istemiyorum. Sadece iç köşeleri birazcık daha fıstık yeşiliymiş gibi dursun istiyorum. NYX'in Eve bir Glow paletinden önce bu yeşili, daha sonra şu altın rengini kullanacağım. Bunun altın renginde biraz yeşil yansımalar var. Bu look'la beraber aydınlık tonlar çok iyi gidecek diye düşünüyorum. Şimdi bunu alacağım. Oradaki yeşil tonunu iç köşelere aydınlık vermek adına kullanıyorum. Daha sonra küçücük bir fırça alıyorum. Bunu yine Fix Plus ile ıslatıyorum. Ve o altın rengini bu şekilde uygulayacağım. Yalnızca şu ışıltıları çok beğendim. O ışıltıların devamını da yine eski fırçam ile alt kirpik dibine geçeceğim. Beklediğim kadar kötü olmadı. Kendi kendime şaşırdım. Şimdi takma kirpik takacağım birkaç tane böyle tekli. Onlar çok anlaşılmasın diye yine NYX'in Brown Perfection isimli göz kalemini kullanacağım. Bu arada NYX sponsor falan değil video. Şu an elimde en renkli bulunan ürünler bunlar olduğu için kullanıyorum. Sadece kirpik diplerime şöyle küçük küçük dokunduruyorum. Maskarayı tabii ki daha sürmedim. Şimdi isterseniz yüze geçelim. Yüzde yine aynı bronzer kullanacağım öncelikle. Kiko'nun bu bronzerına bu sıra gerçi çok fazla elim gidiyor. Dağılması çok başarılı, ten rengimle uyumu çok başarılı. Yani kullanmamam için hiçbir sebep yok. Kokusu da çok güzel, bir de kokulu olması da ayrı bir şey. O yüzden bu benim bu sıra favori ürünüm. Hatta şey bile değil, favori bronzerim değil, favori ürünüm. Bunu sürmeden rahat edemiyorum. MAC paletim büyüyor. Bu yeni katılan iki arkadaşımız. Dün story'de paylaştığım makyajı bununla yapmıştım. Bunun adı da Pink Snow. Çok güzel bir allık. Şeyde Orjin Plaza'da, tabii Maslak'taki Orjin Plaza'da Elka'nın kocaman bir mağazası var. Estée Lauder Company'ye ait. Biliyorsunuz içinde MAC'in, Bobbi Brown'un, Tom, yani işte Clinique'in, Michael Kors'un falan olduğu bir büyük bir firmadır kendisi. Orada refil farları 23 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Allığı da 46 liraya aldım. Zaten hani böyle bir paletim olduğu için refil almak taraftarıydım. O anlamda çok güzel oldu. Eğer yolunuz düşerse kesinlikle
bir bakın derim. Bu kullandığım bronzer, scalp bronzer kullandım. Şimdi biraz yanakları ışıltılı tutacağız bugün. Becca'nın bu Chrissy, aynen, Chrissy öyle bir ismi var, nasıl okunuyor bilmiyorum. Buradaki allığını tüm yanağıma uygulayacağım. Şöyle allık şey, aynı zamanda highlighter gibi. Daha sonra L'Oreal'in Love and Glow paletinden önce Bronze Blazing Gold, daha sonra da Sundust isimli renklerini uygulayacağım. Yani önce bu, sonra bu. Wet n Wild'ın çok güzel bir fırçasını aldım. Fiyatını hatırlamıyorum, 10 küsür lira gibi bir şeydi. Pilates'te böyle görünce dayanamadım. Gerçekten çok güzel bir highlighter fırçası. Highlighter fırçasını sürekli ben değiştiriyorum çünkü bazı highlighter'ları bazı fırçalarda çok güzel sürüyorsunuz, bazılarını süremiyorsunuz. Ne demek bu? Dağıtma fırçası gibi olan fırçalar, bu değil de birazcık daha pufiliklerini çok yoğun yapılı şeyleri kullanmak için kullanabilirsiniz. Sıkkılı fırçalarınızı, sıkkılı highlighter fırçalarınızı daha pigmentasyon istediğiniz ürünlerde kullanabilirsiniz falan filan gibi. Böyle o yüzden tabii ki bir sürü highlighter fırçası ediniyorum. Yüzümüze biraz da nem vermek, aynı zamanda highlighter'ımızı da patlatabilmek adına bol bol sıktım. En açık rengini sadece en üst köşelere geçiyorum. Bu benim klasik patlatma yöntemim. Herhangi bir highlighter'ınızı böyle hafifçe ıslatarak, üstünden geçerek, çok yoğun değil ama ince geçtiğinizde de dikkat olun, dikkatli olun çünkü çok çabuk yapışabiliyor highlighter'lar. Şöyle güzel ışıltılı bir cilt yaptık. Ben maskarayı en son sürüyorum. Şimdi ruja geçelim isterseniz. Abi yanıma... Rujda da yanıma alternatif getirmemişim. Şöyle bir şey oldu. Eşyalarımı ben burada bıraktım. Eve geri gittim. Getirirken getirmemişim hiçbir şey. O yüzden kusura bakmayın. Bu da NYX Sugar Glass isimli dudak kalemi. Önce bunu geçeceğim. Tüm dudağıma. Ruj gibi. Aslında çok bayılmadım. Bir kere bunu bir kere kullandım. Dün denedim. Çok bayılmadım. Neden? Çünkü çok yapış yapış bir formülü var. Ama ışıltısı mükemmel. MAC'in lip glosslarına böyle mini Vive Glam Ariane Grande glosslarından süreceğim. Harika bir görünümü var. Gerçekten çok güzel gösteriyor dudakları ve look'u. Ama aşırı yapış yapış. Yine de kullanmamı engel mi? Glossları asla. Artık sıra maskarada. Maybelline Last Sensation'ı kullanıyorum. Waterproof olanını. Benim kaç aydır hatırlamıyorum artık. Sürekli kullandığım tek ürün sanırım. Makyajı bu şekilde bitirdim. Benim hoşuma gitti. Önyargılarımı biraz kırdım. Tek başına mavi ve yeşil kullanarak böyle bir makyaj çıkaracağımı aslında düşünmüyordum. Evet, örneğini gördüm. Güzel bir örnek. Ama kendim ona benzeyen bir şey yapacağımı hiç düşünmemiştim. O yüzden çok mutluyum şu an. Bir yandan da Instagram'da Mityambo var. Adını doğru söylüyorsam tabii. Aşağı Instagram linkini koyacağım ben. Çok başarılı bir makyaj var. Renkli makyajların, ışıltılı tonların bence babası o. O yüzden ona da bakmanızı tavsiye ederim eğer renkli makyajlardan hoşlanıyorsanız. Zaten dünyada bir sürü alternatifiniz var. Takip etmek isterseniz yani elbet keşfetinize çıkıyordur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok fazla böyle farklı renklerin içerisinde hissetmiyorum kendimi açıkçası. Kendimi orada bulamıyorum ama olabildiğince denemeye çalışacağım bundan sonra. Umarım yeniden hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.